Şimdi aşağıdakilerden hangisinin reel kökü yoktur? Şimdi arkadaşlar kareli denklemlerde ve çarparları ayırmadan faydalanarak. Şimdi ilk önce böyle x kareli ifadelerde böyle artı eksilere bakacaksınız. İse mesela buradan bakıyorum x kare 1'i bu tarafa atsam eşittir 1'dir. Bir, sayının karesi pozitif olabilir şey olur demek ki bunun kökü vardır. Yani değer de verebilirsiniz. Eksi 1'in karesi artı 1'dir artı 1'in karesi 1'dir. Bir de Burada şık elemesinden geçerseniz daha rahat yaparsınız. Bir de şuradan bakın arkadaşlar. Sadece x kare artı bir sayı oldu mu daha rahat eleyebilirsiniz. Burası dikkat edin. 9 tane x kare 25'i o tarafa atım Eksi 25. Her iki tarafı 9'a bölün. Her iki tarafı 9'a böldüğünüzde bu gider. x kare eşittir. Burası eksi 25 bölü 9 etmiş. Bir sayının karesi eksi edemez arkadaşlar. Burası çözüm kümesi boş kümedir. Yani reel kökü yok demektir. O zaman direkt cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Bunların şık elemesinden geçerseniz daha rahat yaparsınız. Ha diğerlerinde deseniz ki hocam bunların reel kökü var mıdır? Ayrıntı olarak da söyleyebiliriz. Tabii ki şurası mesela şuradan dikkat edin x parantezi ortak. x parantezine aldığımda burası 6 tane x eksi 3 kaldığını eşittir 0. Denklemde burayı ya sıfırlarım ya da burayı sıfırlamak için Burasını sıfırlarım. O da 1 bölü 2 verirsem dikkat edin bunların reel kökü var. Aynı şekilde burası a eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı yani sayıların öyle iki sayı seçeceksiniz. Çarpımı burayı verecek toplamı burayı veriyor mu demek ki var. Aynı şekilde burası için de 5 ile 3. Burası eksi olduğu için eksi 5 ile eksi 3'ün çarpımı 15'i verdiğini görürüz. Toplamı burayı veriyorsa arkadaşlar bilin ki bunların reel kökü vardır. Yani çarpanlara ayrılıyor demektir. Sıfıra eşitleniyor demektir. Yani zaten sıfır verdiği için sıfıra eşitleniyor diyebiliriz. Reel kökü var diyebiliyoruz.